Edebiyat TV'den iyi günler. Güzel bir etkinlikte tekrar beraberiz. Bir hafta sonu kahvaltı programında. Uzun zamandır bunları özlemiştik. Herhalde bugün bu özlemimizi gideren güzel bir etkinlik oldu. Yanımızda da sevgili Orhan Bey var. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler Mesut Bey. Febiyat'ın bitmeyen ve tadına doyum olmayan etkinliklerden birindeyiz yine. Geçen Todori'de bir akşam yemeğinden sonra, şimdi de Polonezköy'deki bu güzel atmosferde güzel dostlarla beraber kahvaltı yapıyoruz. Ailecek geldik. Hem böylece çocuklar da birbirlerini tanısınlar, insanlar da daha fazla kaynaşsınlar diye bir güzel bir etkinlik oldu. Organizasyon için emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Her zamanki gibi etkinliklerin devamını bekliyor üyelerimiz. Bunu arzu ediyoruz. Biz de bundan sonraki etkinliğin Topuk Yaylası'nda olabilmesini arzu ediyoruz. Bunu ilgili Güven Bey Başkan'a iletmiş olalım bu vesileyle. Etkinlikte gördüğünüz gibi ailecek olduğu için yeni yeni insanların birbirleriyle tanışıyor. Tam bir kaynaşma gerçekleşiyor değil mi? Sadece dernek üyelerinin değil, tüm aile fertlerinin kaynaşması gerçekleşiyor. Doğru, ben de onun altını çizmeye çalıştım. Tamamen böyle dernekle ilgili dernek üyelerinin değil, dernek üyelerinin dışındaki aile bireylerinin, eşlerimizin, annemizin, kardeşimizin, çocuklarımızın da, bakın cıvıl cıvıl oynuyorlar ne güzel, onların da hakkı ve yeni feneriler, küçük feneriler yetişiyor. Onlar da şimdiden birbirleriyle kenetlenerek iyi dostluklar, eşleri öyle keza daha sonra. Böylece kadın üyelerimizin de artmasını arzu ediyoruz. Bunun için de çaba gösteriyoruz. Güzel bir organizasyon oldu Mesut Bey. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun efendim. Evet sevgili izleyenler, Fenerbahçe sevgisi sınır tanımaz dedik. Bursa'dan, Gemlik'ten sevgili Taner Bey yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İlk etkinliğimize mi katıldınız bugün? Evet, ilk defa katılıyorum. Valla biz İstanbul'dan gelene kadar Taner Bey Bursa'dan gelmişti. Tabii ki hemşeri kontenjanından, bizim memleketimizden olduğu için. Nasıl buldunuz ilk etkinliğimizi? Gayet katılım yüksek. Umuyorum bundan sonraki etkinliklerde daha kalabalık bir şekilde bir araya geleceğiz. Daha kaynaşacağız. Edebiyatın da bir özelliği, oldukça sosyal etkinlikleri fazla olan bir dernektir. Sadece üyelerin değil, bu tür etkinliklerde de eşlerin, çocukların da kaynaşarak tam bir aile kavramını yaşatan bir yapımız vardır. Gördüğünüz gibi biz sevgili izleyenler, röportajın yanı etrafında da çocuklar cıvıl cıvıl geçiyorlar. Burada ayrı bir etkinlik katılıyor. Peki sizin Edebiyat'la tanışmanız nasıl oldu İlk? As başkanlarınızdan Ahmet benim Lyons'tan arkadaşım. Ben bir Lyons kulüp üyesiyim. Lyons'tan arkadaşım. Kendisi dernekle tanıştırdı beni. İlk kuruluşundaki grupta yer alıyordum. İşte yeniden yapılanmada devam ediyorum. Çok mutluyum burada olmaktan. Aramıza hoş geldiniz. İyi ki katıldınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bu defa yanımızda genel sekreterimiz sevgili Selam Bey var. Efendim hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Teşekkürler. Çok sağ olun. Siz yönetimde genel sekreter kademesiniz. Biz yeni üyelerle özellikle konuşurken, evet. Mesela az önce bir Gemlik'ten bir üyemiz katıldı, Bursa Gemlik'ten. İlk defa katılanlar oldukça mutlular böyle etkinliklerden. Tabii ki Fevyat'ın bir özelliği de bu tür sosyal etkinliklerde tüm aile fertlerini bir araya getirmesi. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Evet, biz sosyal projelerde Türkiye'de rol model olan bir dernek olduk artık. Şükür Febiyat'ımız bu adımda hızla ilerliyor. Bizim buradaki gayemiz üyeler üyelik bağını aile bağına dönüştürmek. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Üyeler arasında ticari işbirlikleri oluyor. Aileler arasında ilişkiler, gidiş gelişler oluyor. Bu çok memnuniyet verici bizim için. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Olması için en güzeli ilk önce gönül bağları oluşuyor. Evet. O da çok güzel. Bu etkinlik için de yönetim kademesine ve bunu düzenleyenlere bol bol teşekkürler geliyor. Bize aracılık iletmiş olalım. Tabii ki gelen bir başka taleplerden biri de hemen Topuk Yaylası'na etkinliğimiz ne zaman olacak? Yani üyelerin beklentileri bu yönde. Evet. Şimdi gönül vermeden gönül bulamazsınız. Değil mi? Evet. O yüzden yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın hepsi bu işe gönlünü koydu. Topuk Yaylası ile ilgili de pandemiden dolayı biliyorsunuz, bazı projelerimize ara vermek zorunda kaldık. Geçmişte mütemadiyen bu projeleri sıklıkla yapıyorduk biz. Fakat pandemide kurallara uyarak, biraz daha ara vererek yapmaya çalışıyoruz bunu. Topuk Yaylası ile ilgili de üyelerimizin
Görüşü şu şekilde, biz Kasım ayında kurulan bir derneğiz. Hep o yıl yapıyorduk. Fakat biraz daha bahara doğru yapalım diye bir çoğunluk var. Sanırım baharda bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tabii ki bu istekler güzel ama şu anda tüm dünyada öyle bir noktadayız ki biz ne planlarsak planlayalım. Evet. Salgının gidişatına göre her şey değiştiği için yapacak bir şey yok. Bir önce o sağlıklı günlere dönmeyi hep beraber arzu ediyoruz. İnşallah. Kurallara uyalım diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, üyelerimizin görüşlerini almaya devam ediyoruz. Tabii sevgili Kamil Bey yanımızdan. O sadece şu anda röportaj için maskesini çenesine indirdi. Normal şartlarda kurallara uyan bir Fenerbahçe olarak hoş geldiniz haftası etkinliğimize. Hoş bulduk. Herhalde özledik böyle bu Covid'den sonra bir arada olmayı. Güzel bir etkinlik oldu. Hava artık böyle biraz bir açık bir kapalı olsa da yine de keyifli geçiyor değil mi? Yani hava yağmurlu ama Güven Başkan'ın Allah razı olsun bizi bir yere getirdi. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes öyle bir tatlı ki, herkes çok eğleniyor bugün. Yani bu etkinlik sayesinde de aslında yapamadığımız o bir araya gelmeyle bir anda bir moral bulduk. Evet, doğru. Yani herhalde ihtiyacımız da vardı. Onun için dikkat ediyorum. Çocuklar geziyor, koşuyor, herkes gülümsüyor, herkes birbirine güzel şekilde bakıyor. Herkesin bakışlarında mutluluk var. O ihtiyacı herhalde Febiat karşıladı. Evet. Çok teşekkür ederim Kamil Beyciğim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İzleyenler görüşlerini almaya devam ediyor üyelerimizin. Sevgili Mustafa Tunçdemir yanımızda. Hemen ki formasıyla böyle formalı gelen misafirlerimizden. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gerçekten özlemişiz değil mi böyle bir arada olmayı? Çünkü kimle konuşsam herkesin böyle çok yüzde bir mutluluk var. Bir araya gelemiyorduk sosyal ortamlardan. Kesinlikle. Bizim Febiat'ın zaten pandemi öncesinde oluşturduğumuz bir kahvaltı organizasyonlarımız vardı. Uzunca bir araya girmişti. Bu arada yeni katılan üyelerimiz oldu. Onlarla da tekrardan bir araya gelme adına şu pandemi sürecinden sonra yeniden böyle güzel bir ortamda kahvaltılarda buluşmak gerçekten güzel oldu. Bir de böyle ortamlarda ne ailece olması, çocukların, eşlerin olması ayrı bir tam o aile kavramını güçlendiriyor. Kesinlikle. Yani biz bekarlar için biraz daha aslında teşvik edici oluyor öyle söyleyeyim. Küçücük çocuklar hepsi Fenerbahçe formalarını giymişler. Bir nevi geleceğimiz dediğimiz çocuklar hepsi burada. Hem Febiat'ın aile yapısını oluşturma adına hem de bizim de gerçekten aile ortamı olarak birleşmemiz adına gerçekten güzel bir ortam var şu anda. Febiat'ın bir faydasını daha öğrenmiş olduk. Bekarlar böyle aile ortamını görünce bir önce aile kurmak istiyor herhalde. Tabii üzerimizde bir baskı oluşuyor. Yani zaten aileden gördüğümüz bir baskı var. Bir de içeride Febiat'ın içerisinde işte başkanımız olsun, diğer arkadaşlar olsun özellikle çocuklarla geldiği zaman ayrıca bir baskı oluşturuyor üzerimizde. Yani biz de çocukları severken bir yandan da artık kendi çocuklarınızı sevin söylemleriyle karşılaşıyoruz. O zaman sevgili izleyenler yakında Mustafa Bey'in davetlisi elimize gelecek gibi hissediyoruz. Ya şu anda ben öyle bir şey söyleyemem tabii. Çünkü çok ciddi bir müessese. Biz bir süre daha böyle genç küçük kanaryaları sevelim. Dışarıdan sevelim. Dışarıdan sevmek gerçekten daha güzel bizim için. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. İyi hafta sonları. Çok teşekkür ederim. Bu arada Febiat TV'deki ilk yayınım. Febiat TV'nin de çok başarılı olacağına inanıyorum. Tekrardan hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İlerleyen günlerde de farklı programlarda bir arada olmak isteriz sizlerle. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Evet sevgili izleyenler, bu defa da yanımızda genç ve güzel bir hanımefendi var. Sevgili Berfin Hanım, yeni üyelerimizden hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Güzel bir hafta sonu etkinliği. Sizden önce yaptığımız tüm konuşmalarda hep şu konuda birleştik ki insanlar bir yerde olmayı özlemişler. Bizler de burada tabii ki sosyal mesafe kuralları gereği ama yine hayat devam ediyor. Bir araya geldik. Siz Febiat'a ne kadar oluyor? Benim yaklaşık 2 yıl olacak üyeliğim. Öncesinde de biliyordum ama resmi üyeliğimiz gerçekleştirildi hemen hemen 2 yıl olacak. Yani yollarımız kesiştiği için mutluyum bir Fenerbahçeli olarak. Çok da güzel bir dostluk var burada. Bir aile gibi olduk gerçekten. Çok uzun zaman sonra ilk defa bir araya geldik pandemi sürecinde. Ben çok mutlu oldum. Çok da güzel bir organizasyon olmuş. Herkesi de çok özlemişim burada. Güzel bir etkinlik oldu. Daha önce devamlı etkinliklerimiz de oluyordu bizim. Umarım pandemi sürecinde biraz daha kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Önce normalleşmeye dönerek bir arada olmaya, çünkü gerçekten biz dernek olarak da son derece sosyal bir kulübüz, sosyal bir derneğiz. Dolayısıyla bu herhalde bugün, bu hafta sonu, bu cumartesi günü burada o hasreti gidermiş oldu. Evet, giderdik. İyi de geldi.
Biz zaten bu sosyal çalışmalarla, sosyal sorumluluk projeleriyle ön planda olan bir derneğiz aslında. Dediğimiz gibi pandemiyle zorunlu bir ara vermiştik ama bugün burada bir arada olmak hepimize iyi geldi. Buradaki enerjiyle bundan sonraki çalışmaları da hız vereceğiz gibi görünüyor. Bunları bir önce devam edelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Adın ne? Emir. Emir, kaç yaşındasın? 4. 4 yaşındasın. Okula gidiyor musun? İstiyor musun? Özledin mi okulu? Hı. Okulu özlemedin mi? Hı.